geçebiliriz. İsmail Büyükçelebi hocamızla Ali Fuat Bey görüşecek, konuşacak, yazısını mütalaa edecekler. Buyurun Fuat Bey. Allah razı olsun Hüseyin abi. İsmail abi hoş geldiniz. Kusura bakmayın, ben sesi açmayı unutmuşum da. Hoş bulduk. Estağfurullah. Buyurun. Estağfurullah. Abi yazımızın başlığı vefa. Öncelikle ben vefa kelimesini tabii hep duyuyoruz. Vefa, vefalı olmak. Hatta bir espri konusudur. İstanbul'da sadece bir semt ismi midir vefa diye. Vefa kelimesi, kelime anlamı nedir? Vefa nedir? Böyle bir soruyla başlasak uygun olur mu sizler için acaba? Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi vefa sözünde durmak demek ve sevgi bağımlılığını devam ettirmek kelime olarak bu manalarda. Biz vefalı olmayı anlatırken orada kastedilen şey de çevremizdeki insanlara, yakın daireden uzak daireye, onlara karşı olan vazifelerimizi yerine getirmek demek. Hani bu anneye babaya karşı vefa ayrı, kardeşlere karşı ayrı, komşulara karşı ayrı. Hani hüküm olarak da farklıdır. Bu sıla-i rahimle at başı bir deyim yani. Hani sıla-i rahimde nikah düşmeyecek, yakın akrabalar arasında sıla-i rahim farz. Diğer akrabalar arasında vacip. Ama hocamızın ifadesiyle anne babadan başlayarak en uzaktaki insanlara kadar insanları da ihtiva eden bir vazifedir diyor sıla-i rahim. Vefa da böyle yani. Biraz evvel hocamız da hani yakın komşu, uzak komşu izah ettiler ya, onun gibi uzak yakın tanıdığımız insanlara karşı bize düşen vazifeleri yerine getirmek demek kelime olarak. Evet hocam, burada tabii yazı içeriğinde vefadan, Efendimiz'den, Üstad Hazretlerinden, Hoca Efendi'den bahsediyorsunuz. Yani bu yazıyı yazmaktaki amacımız ya da yazının ana fikri nedir? Bunlardan bahsetme imkanı olur mu acaba? Şimdi bizim pırlanta kitap özetimiz var. Bilen arkadaşlarımız vardır. Her ay hocamızın kitaplarından yarım kitabı böyle özetliyoruz. Şimdi o da böyle umuma açık şekilde yapılıyor. İnşallah gelecek salı akşamı gene yapacağız. Bizim Faruk Mercan Bey'in kitabını özetliyorduk. Allah yolunda adanmış bir ömür kitabını. Ben o zaman hani hakikaten o kitabı çok takdir ettim, çok sevdim, çok beğendim. Ve Faruk Bey'e bir teşekkür yazısı yazmıştım. O teşekkürüm tabii sadece kuru bir iki cümleden ibaret değil de biraz da duygularımı ifade etmiştim. Hoca Efendi'yi yeniden tanıdım ifadesini falan da kullanmıştım. Hakikaten böyle toplu bakış çok farklı oluyormuş yani. Hani Hoca Efendi çok çeşitli gruplarla, çok çeşitli insanlarla görüştü. O görüşmelerinde hani gazetecilerle görüştü, onlara bir şey dedi. Siyasilerle görüştü, onlara bir şey dedi. Akademisyenlerle görüştü, onlara bir şey dedi. Diğer din önderleriyle görüştü, onlara bir şey dedi. Şimdi farklı zamanlarda olunca onlar onu demiş, bunları bunu demiş. Sonra böyle toplu bakınca nasıl Hoca Efendi kime ne deneceğini, nasıl böyle yerli yerine oturtulduğunu görüyorsunuz. Hakikaten o kitabı çok beğendim. Faruk Bey'in de çalışmasını çok takdir ettim. Sonra o benim o teşekkür yazısını, yani o da böyle hani bir yarım sayfa kadar filan tutacak bir yazı, biraz uzundu yani. Sosyal medyada yayınlamışlar Samanyolu Haber'de. Sonra kim söyledin tam hatırlamıyorum. Faruk Bey miydi, Ridvan Hoca mıydı? Arkadaşlardan birisi dedi ki, abi dedi, sizin o yazı okumuş arkadaşlar İsmail abi ara sıra böyle yazsa diyorlar filan dedi. Böyle teşvikin de hakikaten çok faydası var. Ben de o günlerde böyle haftalık derslerimiz oluyor arkadaşlarla. O derslerde Hoca Efendi'nin vefa yazısını okuyordum. Ben de inşallah yazalım madem filan dedim. Sonra kendi kendime ne yazayım derken o günlerde zaten o vefa üzerinde duruyordum. O vesileyle ben bu yazıyı yazmış oldum. Tabii buradaki maksadımız hakikaten şu başımıza gelen hadiseden ötürü
çok zor durumda olan arkadaşlarımız var. Bir kere çoluğundan çocuğundan ayrılmış, tek başına hicret etmek mecburiyetinde kalmış arkadaşlarımız var. Kimisinin beyi mesela Yunanistan'da kalmış, yengemiz buraya gelmiş, yanında çocuğu olan var, olmayan var. Böyle hakikaten çok zor durumda olan kardeşlerimiz var. Ve hakikaten gittikleri yerlerde de, ben de Amerika'da olduğum için burada da biliyorum, arkadaşlarımız onlara yardımcı olabilmek için çok ciddi gayretler ettiler, ediyorlar. Ama bu arada gene de bazı işte aranmıyor, sorulmuyoruz gibi şikayetler de kulağımıza geliyor. Bir de Türkiye'deki mağdur kardeşlerimize karşı işte yapabileceğimiz yardımlar efendim vesaire vefa borcumuz yönüyle. Onları da böyle arama, sorma, sahip çıkma adına böyle bir yazı yazmıştım Ali Fuat Bey. Evet abi. Bir şey diyecekseniz. Estağfurullah, buyurun, dinleyebiliriz abi, siz buyurun. Ben bir şey daha dikkati çekmek istiyorum. Bizim bir de Risale Özet grubumuz var. Onlarla da son aylarda biz lahikaları, Kastamonu lahikasını, Emirdağ lahikasını özetledik. Şimdi Barla lahikasına geldik. Şimdi o lahikalarda da Üstad Hazretleri'nin böyle en küçük sayabileceğimiz insanlara kadar, hani çobandır, efendim bir berberdir vesairedir, o insanların hiçbirisini küçümsemeden her birinin mektubuna cevaplar vermesi, her birinin halini, hatırını sorması. Mesela bir köyden bir insana mektup yazmışsa, işte sizin o köydeki filan nasıl, onun işte annesi nasıl oldu, babası nasıl oldu, çocuğu nasıl oldu. Yani sonra üstadımızın o köylerin mezarlığındaki insanlara kadar dualar etmesi, ben onun anasını babasını da duama dahil ettim filan. Yani insan, ben şahsen hayretler içerisinde kaldım yani. Hani eskiden de okumadık mı bu kitapları, okuduk ama bazen uzun zaman bilhassa lahikaları okumaya biliyoruz. Oradan böyle üstadımızın talebelerine, çevresine karşı olan vefası. Tabii başta Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem birkaç gün göremese ashabından birilerini hemen soruyor. Filanı göremiyorum, nerede? Hasta dense ziyaretine gidiyor. Mesela işte gene bir genç vefat ediyor. Efendimiz'e de haber vermeden onu defnetmişler. Gidiyor kabristanda namazını kılıyor. Ağlayan bir çocuk görse koşuyor, başını okşuyor. Nedir derdin diyor. Alıyor, evine götürüyor, yediriyor, içiriyor, üstünü başını giydiriyor. Yani başta Efendimizin ashabına olan vefası, arkasından üstadımızın işte talebelerine olan vefası. Hocamızla da işte 50 senedir elhamdülillah beraberiz. Hocamızla da gördüğümüz onlardan farklı değil. Bence orada da ifade ettim. Üstadımızı da hocamızı da cemaatin bu kadar sevmesinin altında ben onların vefası var diyorum. Şimdi mesela insanlar, herkes Hoca Efendi ile bir hatırasını anlatıyor değil mi? Sen ne dersin? Hoca Efendi'nin en sevdiği insan o yani. En sevdiği insan o. Hoca Efendi bu intibaı verebiliyor yani. Bu nereden doğuyor? İşte onun vefasından, ilgisinden, alakasından. Biz de dinleyen kardeşlerimize tekrar ben ifade etmiş olayım. Şu anda hakikaten böyle kenetlenmeye, vefaya çok ihtiyacımız var. Hani risalelerde de hocamızda da zaten sırat-ı müstakim ifrattan tefritten kaçınmadır. Şimdi ifrattan tefritten hep kaçınma tavsiye edilirken üstadımız müfritane irtibat diyor. İrtibat mevzuunda ifrat derecede bir irtibat lazım diyor. Binaenaleyh bilhassa şu günlerde evlerimizde oturuyoruz. Bazı insanlar hani canı sıkılıyordur yani boş kalmaktan. Hiç canlarını sıkmasalar, telefonlarını açsalar, A'dan Z'ye doğru şöyle tarasalar, araması gereken, halini hatırını sorması gereken ne kadar arkadaşımız, kardeşimiz, abimiz, hocamız, ablamız vardır. Başka zaman meşguliyetimizden onları arayamamışızdır, soramamışızdır. İşte bugünlerimizi değerlendirelim. Diğer taraftan da maddi olarak da işte elimizden ne geliyorsa dişimizden tırnağımızdan artırıp hakikaten sahip çıkmalıyız. Bilhassa ensar olduğu daha evvel gelen kardeşlerimiz elhamdülillah
O Ensar kardeşlerimiz, tabii muhacirlerin de ilkleri artık Ensar oldu da, sonradan gelen kardeşlerimizi de arayıp sormak boynumuzun borcu, dertleriyle dertlenmek inşallah. Yani bir taraftan gene ben orada onu da ifade etmeye çalıştım. Böyle çok görüşülmeyen insanlar sanki her şey bitmiş, hizmet durmuş gibi Allah göstermesin bir karamsarlığa da girebiliyor. Ben bir arkadaşımızla karşılaştım burada. Böyle bir karamsar tabii ya dedim, sen her şey durmuş gibi konuşuyorsun dedim ya. Öyle değil mi hocam dedi veya abi neyse. Ya niye dedim yani dursun? Yani okullarımız mı durdu? Yurtlarımız mı durdu? Kültür merkezlerimiz, sohbetlerimiz, derslerimiz mi durdu? Allah'a şükür duran hiçbir şey yok. Bile onlara moral vermek açısından çok şu anda lüzumlu. Yoksa Allah göstermesin insanlar böyle ümitsizliğe, karamsarlığa düşebiliyor. Ben o bakımdan bu vefa meselesini işte bir hatırlatma olur diye o yazıyı öyle kaleme almıştım kıymetli kardeşlerim. Ben herhalde vaktimiz de bitti ama ben birkaç dakika daha Hüseyin Bey müsaade ederseniz Çağlayan'la alakalı birkaç cümle söylemek istiyorum. Estağfurullah hocam. Abi, Hüseyin abi, İsmail abi, ondan önce tabii bizim programımızı canlı şu anda izliyorlar dünyanın dört bir tarafından. Çok da memnuniyetten dile getirmişler. Ben okudum. Bizim bir de bu yayını izleyen insanlara pozitif bir ayrımcılık yapsak eğer müsaade ederseniz. Tabii siz yazda bahsetmişsiniz Hoca Efendi'nin, büyüğümüzün vefa örneği. Özellikle 1980-86 yıllar arasında arandığı dönemlerde bile büyük riske girerek ve çok büyük riske girerek asker ziyaretlerini dahi yaptı. İnsanları aradığı, herkese hal hatır sorduğunu bahsetmişsiniz. Sizin kendi bizzat ziyareti siz de yapmışsınız. Birlikte de yapmışsınız, siz de ziyaret etmiş. Bunun haricinde böyle sizin Hoca Efendi ile ilgili, vefa konusuyla ilgili bir iki örneğiniz varsa onu dinlesek müsaade ederseniz, ondan sonra Çağlayan'la ilgili görüşlerinizi beyan etseniz uygun olur mu? En azından bir pozitif ayrımcılık olsun bu programı izleyenlere. Vaktimiz varsa olur. Güzel bir iki öyle misal hatırıma geldi, anlatayım. Ben orada o asker ziyaretlerini anlattım. Hakikaten o günleri biz Hoca Efendi ile beraber yaşadık elhamdülillah. Hoca Efendi muhterem arkadaşlar, o adım adım takip edildiği günlerde gideceği hiçbir yerden geri kalmadı. İzmir'de olacaksa İzmir'e gitti, Bursa'ya gelmesi gerekiyorsa Bursa'ya geldi, Ankara'ya gitmesi gerekiyorsa Ankara, İstanbul ve sadece ziyaret de değil tabii. Gittiği yerlerde işte görüşmeler oluyordu devamlı elhamdülillah. Ve ziyaret etmesi gereken hiçbir arkadaşımızı da ihmal etmedi yani. Her yerde resimleri asılmış. Hatta bir hatırasını anlatıyorlar. Bir asker koşup gidiyor. Hoca Efendi asker ziyaretine gittiğinde koşup gidiyor. Bizim arkadaşa diyor ki Fethullah Hoca seni bekliyor diyor. Ya sen diyor Fethullah Hoca nereden biliyorsun ki diyor arkadaş. Orada diyor resmi var ya diyor, bizim orada diyor. Resmi var ya diyor. Şimdi Allah ebediyen razı olsun. Adımızdan, hocamızdan da, onlarla beraber hizmetimize omuz veren bütün abilerimizden, hepsinden biz vefa gördük bugüne kadar. Hakikaten bu cemaatte herkesten vefa gördük elhamdülillah. Hatırıma gelen hatıra şunlar arkadaşlar. Birisi benim başımdan geçti. Bir gün oturuyoruz Altunizade'de, kalabalık da böyle zannediyorum 30-40 kişi de cemaat var. Bir anda Hoca Efendi döndü. İsmail Efendi dedi, ağabeyin dizinde menisküs olmuştu dedi. Sonra ne oldu? İyileşti mi o dedi. Allah Allah dedim, böyle ne menüşküsü derken hemen aklıma geldi, iyi ki yani. Yoksa çok ayıp olacaktı yani. Mesele şu. Kestane pazarında talebeyiz. Abim de çiftçilik yapıyor beygirlerle. Sabanı beygire sararken kaydırmış elinden. O da o zaman 15-16 yaşlarında, okumadı abim. İlkokuldan sonra çiftçiliğe başladı. Biz İmam Hatip'teyiz. O da benden 2 yaş büyük yani. Dizine vurdurmuş. Dizinde bir ağrı acı olmuş. İzmir'e doktora geldi. Ben de Hoca Efendi'ye dedim ki abim, hocam dedim, abim böyle böyle olmuş. Doktora geldi. Bir iki gün yurtta kalabilir mi dedim.
Hoca Efendi de olur dedi, kalsın dedi. O zaman bir gün veya iki gün yurtta kaldı kıymetli kardeşlerim. Hoca Efendi bunu unutmuyor arkadaşlar. Ta sorması kaç sene sonra? 20 sene sonra, belki daha fazla yani. Belki 25 sene sonra bunu unutmuyor, soruyor. Ne oldu abinin dizi? Babam bir prostat ameliyatı geçirmişti. En az 5-6 defa, belki 10 defa sormuştur. Nasıl oldu, nasıl oldu, nasıl oldu? Şimdi bir gün şeyde oturuyoruz. Bozyaka'da yurdun ön tarafı önce terastı, böyle açıktı. Sonra kapattılar, salon haline getirdiler. Kutbettin Efendi de hala hücrede, malum en küçük kardeşi. İki kızını almış, Hoca Efendi'nin yanına getirmiş. Çocuklar böyle, birisi 2-3 yaşlarında, birisi de 4-5 yaşlarında orada oynuyorlar. Bir aralık Kutbettin Bey içeri geçti. Ben varım, Hoca Efendi var, o çocuklar var. Hoca Efendi usulcan bana dedi ki, İsmail Efendi dedi, sen bunların isimlerini biliyor musun dedi. Bakın, düşünebiliyor musun? Yeğenleri, kardeşinin çocukları Hoca Efendi isimlerini bilmiyor arkadaşlar. Ama şimdi sorsanız Hacı Muammer'in çocukları, efendim Zafer Bey'in çocukları, İsa Bey'in çocukları, Hoca Efendi bizim büyük arkadaşların hepsinin çocuklarını isim isim bilir. Şimdi Zafer Bey'e anlattırdım ben onu geçenlerde. Bir gün Hoca Efendi soruyor Zafer Bey'e. Zafer Bey diyor, senin afranın diyor sol ayağı veya sağ ayağı diyor Hoca Efendi. Bir rahatsızlık olmuştu diyor. Ondan sonra diyor bir iz kaldı mı diyor. Tamamen geçti mi diyor. O da geçti hocam da diyor, o sağ ayağı değildi de sol ayağıydı diyor. Hayır diyor Hoca Efendi. Sol ayağı diyor veya sağ ayağı. Neyse Hoca Efendi sağ dediyse o sol diyor böyle. Zafer Bey hayır hocam diyor, işte sol ayağıydı filan. Diyor bacı nerede şimdi diyor, bir ara sen sorsan ya diyor. Şimdi arıyor oradan telefonda yengeye soruyor. Bizim diyor Afra'nın, kızının adı Afra'dır onun, rahatsızlanan ayağı sağ mıydı sol muydu? Ve Hoca Efendi'nin dediği ayak çıkıyor arkadaşlar. Hoca Efendi sağ dediyse sağ çıkıyor, düşünebiliyor musunuz? Şimdi kendi yeğenlerinin ismini bilmiyor. Öbür taraftan bizim bütün arkadaşların çocuklarının isimlerini bilirdi Hoca Efendi, büyük arkadaşların, ve sorar. Nasıl oldu? Kaçıncı sınıfa geldi? Durumu nasıl böyle? Allah ebediyen razı olsun arkadaşlar. Biz hocamızdan böyle yaşayan bir vefa örneği gördük. Bütün hocalarımız da öyle. Suat hocamız da Allah razı olsun. Tanıdığımız günden beri elhamdülillah. O bakımdan inşallah bizler de davamıza, cemaatimize, hocalarımıza karşı vefalı olmak vazifemiz inşallah. Kâfi mi Fuat Bey? Allah razı olsun abi, sağ olun. Allah sizden razı olsun. Muhterem arkadaşlar, ben Çağlayan'la alakalı bir şey hatırlatmak istiyorum. Tabii bu program çok güzel oldu. Biz Hüseyin Bey de bahsetti. Beraber başlatmıştık bu programı. 2 küsur senedir devam ediyoruz. Ama böyle bizzat yazıların yazarlarıyla, hani tanıdığımız hocalarımız olsa bile, böyle görüşmek çok farklı oluyormuş. Yazıların değerini anlama bakımından da çok farklı oluyormuş. Şimdi ben bir taraftan dinlerken, bir taraftan kendi kendime karar verdim. Bu yazıları benim bir daha dinlemem lazım. Ben daha çok dinlemek benim kolayıma geliyor, dinliyorum yani. Bazen ikişer sefer dinlediğimde oluyor elhamdülillah. Ben onu devamlı arkadaşlarımıza hatırlatıyorum. Bu dinleme, seslendirilip de dinlenme meselesi bizler için çok büyük bir avantaj. Hanımlar evde ev işi yaparken dinleyebilir. Ben iki arkadaşa Amerika'da insanların günde ne kadarı arabada geçiyor araştırttım internetten. Bir arkadaş dedi ki 56 dakikası geçiyor ortalama herkesin. Bir arkadaş da 64 dakikası mı 65 dakikası mı geçiyor dedi. Yani ortalama herkesin günde bir saati yolda geçiyor yani muhterem arkadaşlar. Toplam ne kadar sürüyor bilmiyorum. Belki 2-3 saat bir şey sürüyordur bu dinleme meselesi. Hani insan bir gün giderken gelirken bitiremese 2-3 günde bunu bitirir yani. Tabii bu dinleme meselesi sadece şey için değil, Çağlayan için değil. Mesela hocamızın maali de var. Ben onu da zaman zaman dinliyorum. Daha evvel de
kampa yakın yerde oturmuştum ben. Giderken gelirken iki sefa arabada hatmetmiştim, dinleme hatmi. Çok büyük bir nimet bu yani. Çok büyük bir imkan inşallah hepimiz için. Şimdi hedefimiz ne? Hedefimiz üstadımızın hedefi ne? Taklidi imanları tahkike çıkarmak. Bizim de şahsen her birimizin hedefimiz ne? İmanımızı tahkike çıkarmak, iman insanı kamil olma yolunda mesafe kat edebilmek yani. İnsanı kamil. Hani Hoca Efendi'nin kalbin zümrüt tepelerindeki hedefi nedir? İnsanımızı insanı kamil olma ufkuna yükseltebilmek yani. Yazılarını sıktığımız zaman bu çıkıyor. İnsanı kamil yazısını okuduğumuz zaman bunu görüyoruz yani. O gayreti, o şeyi, ızdırabı. Şimdi böyle olunca bu ne ile olacak? Beslenmekle olacak. Hani bizim Risale-i Nurlar başlı başına bir beslenme kaynağımız, pırlanta serisi, hocamızın vaazları, sohbetleri, beslenme kaynaklarımız. Bu çağlayan da başlı başına muhterem kardeşlerim, muhterem dinleyenler, bizim en güzel beslenme kaynaklarımızdan. Şimdi bugün teker teker yazar hocalarımızla görüştük, dinledik. Hepsinin temelinde gaye ne? Hakikaten de hepsinde bizi Allah'a yönelten, Allah sevgimizi artıran, peygamber sevgimizi artıran, sünnete bağlılığımızı artıracak. Efendim başta imanımızı tazeleyen yani. İmanımızı tazeleyen yani şu yazıları sıktığınız zaman İsterse bir şeyin fayda alakalı olsun, isterse bir hayvanı anlatan bir yazı olsun, isterse işte bugün Doktor Ömer Bey'in yazdığı aralıklı açlık gibi hani orucun hikmetleri yani. Bunlar bizim evvela imanımızı besleyen yazılar. Arkasından ailevi yönden, içtimai yönden bizi yönlendirecek stratejik yazılar ve bizim hizmetimize karşı hani ashab-ı kiramdan anlatılıyor, işte üstadımızın talebelerinden anlatılıyor, bu sefer Abdullah hocamızın anlattığı farklı bir bayanın gayretleri vesairesi, bunlar da bizim hizmete olan aşkımızı, şevkimizi artıran yazılar. Bu bakımdan ben kardeşlerimizin hani böyle bir dönemde böyle bir mecmuamızın olması bana göre çok büyük bir başarı. Yani ciddi bir imtihan geçirilmiş. Buna rağmen her şeyimiz devam ediyor. Neye kadar? Dergimize kadar. Buna sahip çıkma, dinleme, istifade etme ve çevremizdeki insanlara da tavsiyede bulunulmasını ben tavsiye ediyorum. Hüseyin Bey'in o dediği meseleye de katılıyorum. Hakikaten 15'er dakika az. Daha sonra görüşürüz onu inşallah. Belki ikiye bölüp 4 kişiyle bir yarımşar saate çıkarılarak bir program yapılabilir. 4 yazarımız da ayrı bir program olabilir. Ben tabii bütün yazarlarımıza yani ben derginin sahibi değilim ama çok sevdiğim için bu ifadeyi kullanıyorum. Hepsine başta muhterem hocamız olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Hakikaten çok güzel, çok faydalı yazılar elhamdülillah. Dinleyicilere de hürmetlerimi arz ediyorum. Evet, biz de teşekkür ederiz İsmail Hocam. Allah razı olsun. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyoruz. Çağlayan ekibi olarak katılan her yazara çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Çağlayan nimeti için bir kere daha elhamdülillah. Mehmet Ali Hocam, eğer vaktimiz geçtik ama bir iki cümlede sizden... Allah razı olsun. Zevkle dinledik. Çok teşekkür ediyorum. Yani katılmakta geç kalmışız diyorum. Allah çalışmalarınıza başarılar diliyorum inşallah. Allah muvaffak etsin. Yani birbirinden üstün güzellikleri elhamdülillah zevkle dinledik. İlmimize elhamdülillah artı bir katkı elde ettik bu gece. Cenab-ı Hak inşallah sıhhat afiyetle daha rahat, daha huzur içinde çalışacağımız günleri Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden bekliyoruz inşallah. Bütün kardeşlerimize sevgiler, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olunuz efendim. Allah'a emanet.